Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam tarihinden derslerimiz devam ederken yine dersimiz Beni Kurayza Savaşı'dır ki efendim konumuz da Beni Kurayza Yahudilerinin muhasaradan sıkılmaları, korkmaları ve barış istemeleriyle dersimiz, bugünkü dersimiz başlamaktadır. Muhasaranın uzaması ve şiddetlendirilmesi Beni Kurayza Yahudilerini iyice sıkmaya başladı. Yüce Allah da onların kalplerine korku düşürdü. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kumandasındaki ordu ve Cebrail Aleyhisselam'ın ordusu orayı kuşatmıştı. Muhammed bin Mesleme der ki Beni Kurayza Yahudilerini en sıkı bir şekilde kuşattık, kuş uçurmadık. Bir gün fecirden önce kalelerinin dibine kadar gelip akşama kadar hiç ayrılmadan onlara küçük oklar yağdırdık. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bizi cihada ve efendim güçlüklere katlanmaya teşvik ediyordu. Sonra geceyi olduğumuz yerde geçirdik. Bizimle çarpışmayı bırakmadıkça onlardan el çekmedik ve karargahımıza da dönmedik. Beni Kurayza Yahudileri yok edileceklerine kanaat getirdiler. Münafıkların vaat ettikleri yardımdan da ümitlerini kestiler. Çaresiz kalınca konuşalım dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olur buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da konuşmak üzere Nebbaş bin Kays'ı kalelerinden aşağı indirdiler. Nebbaş ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Beni nadir Yahudilerinin teslim oldukları veçile mallar ve silahlar senin olsun. Efendim kanımızı esirge, kanımızı dökme, kadınlarımız ve çocuklarımızla birlikte memleketimizden çıkıp gidelim. Her çeşit silah hariç olmak üzere her aile için bir devenin taşıyabileceği gerekli şeyleri efendim götürmemize müsaade et dedi. Peygamberimiz Nebbaş'ın bu teklifini kabul etmedi. Nebbaş öyleyse kanlarımızı esirge dökme, kadınlarımızla çocuklarımızı bize teslim et, develere mal yükleyip götürmek de bize gerekmez dedi. Peygamberimiz hayır, kayıtsız şartsız hükmüme boyun eğmekten, teslim olmaktan başka çareniz yok buyurdu. Nebbaş peygamberimizden aldığı cevapla adamlarının yanına döndü. Aldığı cevabı Beni Kurayza Yahudilerine eriştirdi. Ka'b bin Esed'in itirafları ve Beni Kurayza Yahudilerine öğütleri ve teklifleri. Beni Kurayza Yahudilerinin liderlerinden Ka'b bin Esed, ey Yahudi cemaati, görüyorsunuz ki başımıza bir felaket gelip çatmış bulunuyor. Ben size üç ayrı şey arz ve teklif edeceğim. Onlardan istediğinizi
seçip alabilirsiniz dedi. Beni Kurayza Yahudileri nedir onlar diye sordular. Ka'b bin Esed üç teklifimden birisi şu adama tabi olalım ve kendisinin peygamberliğini tasdik edelim. Vallahi onun Allah tarafından gönderilmiş kitabında vasfını yazılı bulduğunuz peygamber olduğu sizce de belli olmuş bulunmaktadır. Bu zat ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü peygamberidir. Bunu Tevrat'ta siz gördünüz, biliyorsunuz. Ona iman edecek olursanız kanlarınız, mallarınız, çocuklarınız ve kadınlarınız eman ve selamet bulur. Bizi ona tabi olmaktan alıkoyan ancak Araplara karşı duyduğumuz kıskançlıktandır. Ve onun İsrail oğullarından gelen bir peygamber olmayışıdır. Yoksa bu kesin Allah'ın peygamberidir. Halbuki bu Allah'a ait bir iştir. Bunu ister Arap'tan gönderir, ister başkasından demek istedi. Ben onunla olan muahedeyi, anlaşmayı da istemeyerek bozdum. Efendim gerek bizim başımıza gerek kendi kavminin başına gelen bütün kötülükler, belalar, felaketler ancak şu oturan adamın yani Huyey bin Ahtab'ın yüzündendir. Onun kavmi bizden de düzgündü. Efendim Muhammed aleyhissalatü vesselam onlardan kendilerine tabi olanlardan başka tek kişi bile bırakmadı, hepsini sürgün etti. İbni Firaş'ın yanına geldiği zaman size söylediği sözler hatırınızdadır, hatırınızda değil midir diye sordu. O ben Şam gibi bir türlü her türlü yiyeceği, içeceği getir diye istenilebilen bolluk bir yeri bırakmış şu efendim kırbası, hurma ve arpadan başka bir şeyi bulunmayan bir yere geldim demişti. Bununla ne demek istiyorsun diye sorulunca o şu kariyeden yani Mekke-i Mükerreme'den bir peygamber çıkacaktır. Eğer ben sağ iken çıkarsa ona tabi olur ve yardım ederim. Eğer benden sonra çıkarsa ona karşı hile ve aldatma yoluna gitmekten sakınınız. Ona tabi olunuz. Onun yardımcıları ve dostları olunuz. Böylece her iki kitaba hem önceki hem sonraki kelamlara iman etmiş olursunuz dememiş miydi? Geliniz ona tabi olalım. Getirip tebliğ ettiği şeyleri tasdik edelim de kanlarımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı ve mallarımızı emniyet ve selamette, efendim selamette çıkaralım. Onun yanında sahabileri mevkiinde efendim bulunalım dedi. Beni Kurayza Yahudileri bizden başkasına tabi olmayız
biz kitap ve peygamber sahibi bir efendim cemaatiz. Biz bizden başkasına tabi olmayız dediler. Allah'a karşı koyduklarını bilmiyorlar veya bile bile yapıyorlar. Allahu Teala'nın peygamberi bir tane değil ki. Son peygambere senin iman etmek zorundasın. Şu sapıklığa bakın. Ka'b bin Esed nasihat için onlara bu sözlerini tekrarladı. Beni Kurayza Yahudileri biz hiçbir zaman ne Tevrat'tan hükümlerinden ayrılırız ne de onu başka bir kitapla değişiriz dediler. Ka'b bin Esed benim bu teklifime yanaşmadığınıza göre size ikinci teklifim şudur. Geliniz çocuklarınızı ve kadınlarınızı öldürüp efendim arkanızda bir ağırlık bırakmayalım. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp Muhammed'le eshabının üzerlerine yürüyelim, savaşalım dedi. İkinci teklifi bu da. Allah Muhammed'le aramızda hükmünü verinceye kadar çarpışalım. Ölürsek zaten arkamızda efendim korkacağımız bir nesil bırakmamışızdır. Eğer galebe çalarsak vallahi yeniden kadınlar bulabilir, evlatlar yetiştirebiliriz dedi. Beni Kurayza Yahudileri şu zavallıları öldüreceğiz öyle mi? Onlar öldürüldükten sonra yaşamanın ne hayrı, efendim ne kıymeti kalır dediler. Huyey bin Ahtab, Ka'b bin Esed'in bu tebliğine güldü ve şu zavallıların günahı ne dedi. Ka'b bin Esed, benim bu teklifime de yanaşmadığınıza göre bir görüş ve teklif daha var. Ondan başka görüş ve teklif kalmamıştır dedi. Beni Kurayza Yahudileri nedir o diye sordular. Ka'b bin Esed size üçüncü teklifim şudur. Bu gece Sebit, cumartesi gecesidir. Bu gecede Muhammed'le eshabı bizim her hangi bir harekette bulunmayacağımızdan emin ve gafil bulunabilirler. O halde hemen kalemizden aşağı ininiz. Muhammed de eshabını ansızın efendim vurmanız umulabilir dedi. Beni Kurayza Yahudileri biz Sebit günü çalışma yasağını nasıl bozabiliriz sen de bilirsin, bilmez değilsin ki. Bizden önce Sebit gününe saygısızlık yüzünden maymuna ve domuzlara çevrilen belli kimselerden başka hiç kimsenin ihdas etmediği bir şeyi biz nasıl ihdas ederiz dediler. Ka'b bin Esed, içimizden hiçbir kimse anasından dualıdan beri zaman boyunca bir gece bile efendim tedbirli, doğru görüşlü olarak gecelememiştir dedi. Huyey bin Ahtab, Ka'b bin Esed'e
ben seni buna Kureyşiler ve Gatafanlarla birlikte çarpışmada bulunmak üzere davet etmiştim de Sebit günü yasaklığını bozmuş olmayı ileri sürerek yanaşmamıştın. Eğer sen benim sözümü dinleseydin Yahudiler de dinlerler ve bu işi yaparlardı dedi. Beni Kurayza Yahudileri biz Sebit günü yasaklığını bozmayacağız diyerek bağırıştılar. Nebbaş bin Kays, efendim onlara ansızın baskın yapıp nasıl öldürürüz? Sen onların her gün işlerinin şiddetlendiğini görmüyor musun? Onlar önceden ancak çarpışmak için gündüzleri bizi kuşatmıyorlar. Geceleri karargahlarına dönüp de gidiyorlardı. Ama şimdi gitmiyorlar. O zaman sen onlar bizi geceleri de kuşatacak olurlarsa halimiz nice olur diye bir söz söylemiştin. İşte şimdi onlar gece ve gündüz bizden ayrılmıyorlar. Nasıl ve ne gibi bir baskınla onları öldürebileceğiz? Bu doğrusu büyük ve çetin bir öldürme hadisesidir ve biz bela ve iptiladır ki bu bir bela ve iptiladır ki bize takdir ve hüküm edilmiştir dedi. Birbirlerine ileri geri sözler söylemeye başladılar. Elleri yanlarına düştü. Yaptıklarına son derecede pişman oldular. Kadınlarla çocukların ağlaşmalarına dayanamadılar. Saye oğullarının beni Kurayzaları öğütlemeleri. Saye'nin oğulları Salebe ve Esit'le bunların amcalarının oğlu Esed bin Übeyd. Ey beni Kurayza cemaati! Vallahi siz iyi biliniz ki o Resulullah'tır, Muhammed Resulullah'tır. Kendisinin sıfatları da bizce malumdur. Tevrat'ta biz bunları okuduk, gördük. O sıfatları bize hem kendi ailemin alimlerimiz hem de beni nadir alimleri söylemişlerdir. O alimlerin ilki de şu Hüyey bin Ahtab ile bizim katımızda halkın en doğru sözlüsü olan İbni Heyyiban'dır. O öleceği sırada bu peygamberin sıfatlarını bize haber vermişti dediler. Beni Kurayza Yahudileri o gelecek peygamber değildir dediler. Saye oğulları evet vallahi bu gelecek olan o peygamberin sıfatlarındadır dediler. Allah'tan korkunuz, ona iman ediniz dediler. Beni Kurayza Yahudileri biz Tevrat'tan ayrılmayız dediler. Halbuki Tevrat'ın yolunda değiller.
Tevrat, Muhammed gelecek, Müslüman olun, tabi olun diyor. Onlar daha Tevrat'tan bahsediyorlar. Ne Tevrat'a inanıyor bunlar, ne Musa'ya, ne de İncil'e, ne de İsa'ya. Bunlar işte tam sapık bir yolun içine saplanmışlar. Salebe ve Esit ile Esed'in Müslüman olmaları, Asım bin Ömer bin Katade der ki, bana Beni Kurayza halkının yaşlılarından biri, sen beni Kurayzalıların kardeşi, beni efendim Hedi'den Salebe bin Saye, Esit bin Saye ve Esed bin Useyd din nasıl Müslüman olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben hayır vallahi bilmiyorum dedim. Beni Kurayza'nın yaşlılarından olan zat dedi ki, Şamlı bir Yahudi vardı, ona İbni Heyyiban denirdi. İslamiyet'ten 2 yıl önce bu zat bizim yanımıza geldi, aramıza girdi ve hepimizin üstünü idi ve üstün bir şahsiyet idi, Yahudi alimi idi. Hayır vallahi 5 vakit namazı kılmayanlar arasında hiçbir zaman ondan daha faziletli ve daha üstün olan bir adam görmedik. O yanımızda oturdu kaldı. Yağmurumuzdan kıtlığa, yağmursuzluktan kıtlığa uğradığımız zaman, ey İbni Heyyiban, bizim için yağmur duasına çık derdik. O da hayır vallahi zekat ve sadakalarınızı getirip önüme koymadıkça olmaz derdi. Ona zekat ve sadaka ne kadardır diye sorardık. O da hurmadan 1 sa yahut arpadan 2 müt efendim derdi. Bunu kendisine getirir verirdik. O da kayalığımızın efendim üstüne çıkar, Yüce Allah'tan bizim için yağmur dilerdi. Vallahi bulunduğumuz yerden daha ayrılmadan yağmura tutulur ve sulanırdık. Bunu 2 veya 3 kere değil, defalarca yapmıştı. Sonra aramızda o ölüm döşeğine düştü. Öleceğini anlayınca, ey Yahudi cemaati, yemesi içmesi bol bir yerden beni yoksulluk ve açlık yurduna getirenin ne olduğunu sanıyorsunuz diye sordu. Sen daha iyi bilirsin dedik. Ben bu memlekete ancak gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan o peygamberi gözlemek üzere efendim geldim. Onun yakınında peygamber olarak gönderilmesini ve bizim de ona tabi olmamızı umuyorum. Onun gelme zamanı size çok yakındır. Ey Yahudi cemaati, ona tabi
olmakta sizi kimse geçmesin. Derhal ona tabi olun, Müslüman olun. Çünkü o kendisine aykırı hareket edenlerin kanlarını dökmek, çocuklarını ve kadınlarını esir etmek, silahları efendim salahiyetiyle gönderilecektir. Siz bu hususta ondan korunamazsınız dedi. Sakın karşı koymayın, Müslüman olun. Onu Allah kendi emriyle göndermektedir. O Allah'tan aldığı emre göre hareket etmektedir. Sakın karşı koymayın, ona tabi olun, Müslüman olun dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderildiği ve Beni Kurayza Yahudilerini kuşattığı zaman yetişmiş delikanlılık çağında bulunan bu gençler, ey Kurayza oğulları, evet vallahi bu gelecek olan o peygamberin sıfatındadır dediler. Geceleyin kaleden inip Müslüman oldular. Kanlarını, mallarını ve çoluk ve çocuklarını da kurtardılar. Bunlar ne Kurayza ne de Nadir oğulları soyundandı. Fakat yukarı kuşaklarda onların amca oğulları soyundan gelmiş oluyorlardı. Bunlar da Abdullah bin Selam gibi peygamberimizin peygamberliğine inanan ve Yahudileri İslamiyet'e teşvik eden Yahudi alimlerinden idiler. Görüyorsunuz Yahudi alimlerinden Müslüman olanlar var ama çok az, nadir Müslüman olanlar var. Sevgili dostlarımız, işte bir alim sapıtınca peşindeki toplum da öyle sapıtmaktadır. Amir bin Sudan'ın Beni Kurayzaları kınadıktan ve öğütledikten sonra kaleden ayrılıp gitmesi. Bunu da bir sonraki, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde de inşallah buradan başlayacağız. İçinde aklı başında olan tek tük insanlar bu gerçekleri görüyor, biliyor, öğüt veriyorlar ama öğüt dinleyen yok. Cenab-ı Hak sırat-ı müstakim üzere ebedi gülebet daim eylesin. Tevfik-i hidayetinden bir an bile mahrum eylemesin. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an.